Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracaklarsınız. Bizler çok çok iyiyiz. Yılın son haftasına girdik. Yılın son haftasında sizlerleyiz. İnşallah yeni yıl size mutluluk, huzur, en başta sağlık, gönlünüzden geçen her şeyi böyle güzelliklerle kat kat sizin istediğinizden de daha güzel şekilde size getirir dostlarım. Kalbimizden istiyoruz Allah'tan güzellikleri, çünkü kalbin frekansı biliyorsunuz beyinden çok çok daha fazlaymış. Hani kalpten inanıyorum dememizin sebebi de buymuş. Gerçekten kalbin saldığı elektromanyetik alan beyinden 60 kat daha fazla ve 5000 kat da daha yoğunmuş dostlarım. O yüzden güzellikler diliyoruz yeni yıldan inşallah. Yeni yıl 2022 bizlerden hem eksildi hem çoğaldı. Canımız annemizi bu sene biz kaybettik. Allah'ım onu inşallah daha güzel yerlere almıştır. Öyle düşünüyoruz. Dualarımızı ona gönderiyoruz. Ruh ölümsüz çünkü. Beden kalıbını bıraktı. Hastalıklı kalıbı. Ve artık daha huzurlu, daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ve bize simgeyi getirdi. Ve simgenin güzel ve değerli ailesini getirdi. Yine ailemiz çoğaldı. Büyüdü. Bu şekilde 2022'yi bitirdik. Ben 6 yıldır görmediğim Amerika'da yaşayan yeğenimi bu sene gördüm. Halamları uzun zamandır görmemiştim. Onları bu sene gördüm. Yani bu sene bizim iyisiyle kötüsüyle, yani kötü demeyelim de yani üzüntüsüyle diyelim, bir yıldı. İnşallah 2023 dünya için, ülkemiz için, bizler için, ailemiz için çok çok daha güzel geçer diyorum dostlarım. Şimdi biz birazdan dışarı çıkacağız. Babamla buluşacağız. Bir kahvaltı yapacağız hep beraber. Sonra gün içinde neler olacak bilmiyorum. Hep beraber birlikte olalım inşallah. Sizleri seviyorum. Şimdilik buradan hoşça kalın. Kahvaltı mekanından görüşmek üzere. Cumalı Kızık Köyü'nden merhabalar dostlarım. Biz köyümüze geldik. Köyümüze derken burası her Bursalı'nın köyü sayılır. Merkezden sadece 11 kilometre doğuda dostlarım. Ve Uludağ'ın kuzey eteklerinde yer alan 5 Kızık Köyü'nden bir tanesi, 7 tane de Kızık Köyü olduğu söyleniyor. Ve bu Kızık Köyleri Cuma günü Cuma namazı için burada toplandıklarından ötürü buraya Cumalı Kızık dendiği söyleniyor. 700 yıllık bir köydür dostlarım ve Osmanlı'dan bugüne kadar bozulmamış gelen ya da az bozulmuş diyelim gelen köylerden bir tanesidir. Cumalı Kızık dostlarım bugün yurdumuzun turistik köylerinden birisi haline gelmiştir. Özellikle 2002 yılında burada Kınalı Kar dizisi çekilmişti, Emrah'ın oynadığı. O günden sonra burası yöresel ürünlerin satıldığı, köy halkının konaklarında, evlerinde kahvaltı sunduğu, kahve sunduğu bir köy haline gelmiştir. Köyün kendisi nostaljik olduğu gibi görüyorsunuz böyle tezgahlarında da gayet nostaljik ürünleri bulabilirsiniz. Ve buradan sevdiklerinize nostaljik güzel bir ürün, el yapımı ürünler götürebilirsiniz. Eminim ki Cumalı Kızık'ın sizlerin de hayatında unutulmayacak bir anısı olacaktır. Bakın biz böyle hava soğuk olmasına rağmen, defalarca gezmemize rağmen tekrar geziyoruz. Burası da cin aralığı. Cumalı Kızık'a gelen herkes bu cin aralığından geçer ve fotoğraf çeker. Tekrar diyorum ki yolu Bursa'ya düşen herkesi bu şirin köyümüzü gezmeye bekliyoruz.
Evet, biz gezdik, dolaştık, geldik dostlarım artık evimize. Babamı da bıraktık evini. Çok çok güzel bir gündü. Mert'le arkadaşı da vardı. Sonra biz şeye gittik, güzel yolaya gittik, biraz da orada gezdik. Sonra gençler dağıldı, ben eve geldim. Şimdi artık işlere devam edeceğim. Böyle evimde görüyorsunuz. Artık iş zamanı, yemek zamanı. Ne yapacağım biliyor musunuz? Madem bugün böyle bir yeni yılla ilgili açılış yaptık. Gingerbread cookies yapacağım. Hani böyle yılbaşı kurabiyesi var ya çocuk gibi. Onlardan yapmaya çalışacağım. Bunun daha kapsamlı tarifi aşağıdaki videolarımda var. Ben size önceki sene yaptığım kurabiyeyi hani uzun uzun çekmiştim o zaman. Onun linkini de açıklama kısmına etiketlerim dostlarım. Şimdi ben saçımı da toplamaya gidiyorum. Ondan sonra kurabiyeyi birlikte yapıyoruz. Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. 'Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. Kurutma makinesinin sesi geliyor dostlarım. Bakayım. Programı bitirmiş. Kapatalım. Buradan açalım. Biraz havalansın. Şimdi bunları buradan çıkartacağım. Evet, kurumuş. 3 haftaya yakındır kurutma makinem yoktu dostlarım. O kadar çok zor oluyor ki gerçekten. Burada da burası da bitmiş. Bunu da kapatalım. Orada da 3 parça eşyam vardı. Paspasları yıkadım burada. Dediğim gibi kurutma makinem yoktu. O kadar çok zorlandım ki yani neredeyse 3 sepet çamaşır birikmiş dostlarım. Renkleri yıkadım. Şimdi son şey beyazlar, son makina. Biraz da paspaslarımı yıkadım. Böylece çamaşır işim bitti. Bizim evde gerçekten kurumuyor. Özellikle kış aylarında çamaşır her yer nem kokuyor. O yüzden 3 haftalık yokluğunda makinamı gerçekten çok aradım. İnşallah bir daha da bozulmaz. 11 yıllık bir makina. 7. yılında bakım gerekiyormuş. Biz tabii hiç bozulmadığı için, tıklamadığı için bunu es geçmişiz.
Ama şimdi oldu. Çok da memnunum. Açıkçası arçeliğimi makinesinden burada da sepetlerim ileriye doğru gitmiş. Onları da şu şekilde çekeyim. Evet. Ben şimdi dostlarım bu çamaşırları da içeri götüreyim. Ondan sonra biraz renklileri ütülemeye başlayayım. Ütünün yanına geldim dostlarım. Şimdi birazcık ütü yapacağım. Tabii ev işleri de bitmiyor. Hemen şöyle son yıkadıklarımı da ütülemek istiyorum. Çünkü kurutma makinesi çalıştı. Çalıştıktan sonra da tabii bir sürü ütüm çıktı. Şimdi ben birazcık ütü yapayım. Bunları da yerleştireyim. Elimizin altında giymeye hazır kıyafetler olunca gerçekten çok büyük rahatlık oluyor. Özellikle böyle aniden sokağa çıkmak istediğimizde hemencik şöyle bir derin değil ama şöyle bir kırışıklıklarını açalım. Ondan sonra devam edelim. Canım arkadaşlarım, akşama ettik. Güneş yavaş yavaş gidiyor. Dışarısı aydınlık gibi görünüyor ama güneş gitti. Biraz sonra hava kararacak. Akşam oldu. Ben de Otto'yu bekliyorum. Artık işten gelecek. Bu arada yemeği koydum. Böyle etli, bezelyeli, işte patatesli bir yemek yapıyorum. Bunu böyle ben 2-3 haftada bir yaparım. Mert çok seviyor. Biz Oktay'la hiç yemek ayırmıyoruz. Biz ne olsa yiyoruz da Mert biraz seçiyor. Ama bu yemeği çok seviyor. Kolay da bir yemek hemen. Birazcık eti haşladım. Ondan sonra soğanını kavurduktan sonra içine bezelyesini, patatesini koyup salçalı suyunu şu an pişiyor tık tık orada. Artık ben sizlere veda edeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni yıl tekrar sizin kalbinizden geçen en güzel şeyleri geçirsin. Duam bunun üzerine, dünya duayla dönüyor. İnşallah bize, hepimize sağlıklı, huzurlu, güzel bir yıl olur. Gelen zorluklar olacaktır. Olursa da onlar bir çırpıda geçsin gitsin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.